Allah yarhamhum. Allah yarhamhum. Allah yarhamhum. Vallahi amel Kurban Bayramı'na sayılı günler kala esnaf bayram alışverişinde umduğunu bulamadı. Pandemi döneminde istedikleri alışverişi bulamadıklarını belirten esnaflar, bayram öncesi alışverişin canlanması konusunda beklentilerinin gerçekleşemediğini belirttiler. Siirt'in Mahmutpaşa'sı olarak anılan Helvacılar Çarşısı esnafından Faruk Şenyüz şöyle konuştu. Eskiden bayram olduğu zaman çok güzel iş yapıyorduk. Şu an ise pandemi nedeniyle işlerimizin %50'si düşmüş. Eskiden çarşıya inemezdin. Toz atsaydın yere düşmezdi. Ama şimdi geliyorsun, bakıyorsun. Çarşıda ne kimse var, ne bir şey. Zaten bayram heyecanı yok zaten. Bu nedenle işlerimiz pandemi yüzünden bayağı bir durgundu. Esnaf Lokman Kayar da satışların durgun olduğunu belirtti. Kayar şu ifadelere yer verdi. Yıllardır bu mahallede sakatatçı işini yapıyorum. Tabii bayram alışverişinde geldiğimizde yıllara göre bayağı bir farklılık var. Bu pandemiden dolayı fazla bir rağbet yok. Yani bütün esnaflar aynı şekilde. Hani millet herkes evinde oturduğu için zaten kimse kimsenin evine gidip bayramlaşmıyor. Allah-u Teala bu musibeti başımızdan tez zamanda devetsin. Bayram alışverişinde tabii bayağı bir kalabalık halk kitlesi olarak millet dolaşıyor. Ama alışveriş yok yani. Kimse alışverişe meyilli değil yani. Esnaf Çetin Bekin ise şunları kaydetti. Ama bayram alışverişi şu anda gördüğün gibi hiçbir şey yok. İnancın sabahtan beri oturuyoruz böyle gördüğün gibi millet habire gelip soruyor. Nerede o eski bayramlar? Hani eski deyimle bir tabir vardı. Nerede o eski bayramlar? Hakikaten yani böyle bir tur atın göreceksiniz çarşıdaki. Esnaf kan ağlıyor. İnanın gerçekten esnaf kan ağlıyor. Anladınız mı? İnanın emtiaların bütünü, hepsi en azından %50, %70 zam yemiş. Hiç kimsenin alma gücü yok. İnanın hiç kimsenin alma gücü yok. Allah sonumuzu hayır etsin. Keşke size de diyebilseydim ki satıyoruz valla. Alışveriş çok şahane ama nerede? Pandemi nasıl devam ediyor? Bir esas zaten o pandemidir zaten. Eğer bu pandemi olmasaydı belki de. Bir de bizim millet inancınız olsun Allah'tan. Hiç kimse takmıyor pandemiyi. Herkes kendi işinde. Bakın demin içerideydim. 104 müşteri bir şey için gelmişti. Bisiklet için gelmişti. İnancınız olsun 6 kişi, 6'sı da şey yoktu, maske yoktu üzerlerinde. Ben maskemi taktım ve içeride kaldım. Ama ne yapalım işte. Çarşı bak şimdi bir tur atın göreceksiniz. %80'i hepsi maskesiz. Hadi Allah sonumuzu hayır etsin. Bir de bu pandemi yüzünden yani satışlar epey düştü. Acayip düştü. Allah utandırmasın. İnşallah biter. Biz de önümüzü görürüz. Vallahi de billahi de kirayı ödeyecek durum yok. İnanın Allah'tan. Yani bir tek ben söylemiyorum. Çarşıyı dolaşabilirsiniz bütün esnafı. Veya da yoldan geçen vatandaşlara sorun. Onlar size diyecek. En açığı onlar vatandaştır yani. Sorun. Ben belki de yalan söyleyebilirim size. Ama sorun vatandaş. Size her şeyi söyleyecek. Güres Caddesi'ndeki esnafta bayram alışverişini bulamadığını belirtiyorlar. Ancak bu caddedeki esnaflar adına konuşan Mert Özgen, bu caddedeki çalışmalara bayram nedeniyle ara verilmesinden dolayı Vali Osman Hacı Bektaşoğlu'na teşekkür etti. Merhabalar. Güres Caddesi'nin durumuyla ilgili öncelikle Sayın Valimize ve Esnaf Odası Başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten sesimize kulak verdiler. Bu çalışmaları esneterek bize bir nebze olsun nefes aldırdılar. Bundan sonraki süreç için bayramdan sonra özellikle çok daha hızlı olunması lazım. Çünkü bu caddenin inşaat durumu devam ettikçe biz esnaflar olarak gerçekten zor durumda kalıyoruz. Her iki kurumdan da veya bunlarla ilgili olan kim varsa ricamız çok hızlı bir şekilde ilerlemesi. Onun dışında Güres Caddesi'nin durumu şu an insanların gezebileceği, insanların alışveriş yapabileceği düzeyde. Tekrardan her iki başkanımıza, Sayın Valimize teşekkürlerimi iletiyorum. İyi çalışmalar diliyorum.